Avrupa Birliği üyesi 25 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Euro bölgesinde bütçe disiplinini sertleştiren mali anlaşmayı imzaladı. İngiltere ve Çek Cumhuriyeti ülke çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle anlaşmaya taraf olmadı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Herman Van Rompuy, nihai amacın ekonomik büyümeyi sağlamak olduğunu söyledi. Bütün bunları borç krizini aşmak ve kamu borcunu düşürmek için yapmıyoruz. Bütün bu adımları sonuçta ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlamak için atıyoruz. La croissance du nombre d'emplois. Zirvenin gündeminde Suriye'deki kriz de vardı. İngiltere Başbakanı David Cameron, katliamların bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Suriyeli yetkililere bir mesajım var. Bir seçim yapsınlar. Ya sırtlarını suç işleyen rejime dönsünler ya da ellerine bulaşan kanı temizlemek için hakim karşısına çıkacaklar. Avrupalı liderler ekonomiyi canlandırmak için istihdam ve büyüme konularına odaklanıyor. Bu arada Avrupa Birliği Sırbistan'a aday ülke statüsü verdi. Euronews muhabiri Andrei Beketov Brüksel'den bildiriyor. Bu zirve diğerlerine göre nispeten sakin geçti. Liderler yeni bir borç krizini önlemeyi hedefliyor ancak Yunanistan'la ilgili sorunlar tamamen aşılmış değil. Krize karşı bir dizi önlem alınırken ortak ekonomik yönetime doğru gidiliyor. Yunanistan bu ayın ortalarına doğru durumu hakkında bilgi sahibi olacak. Euronews, Brüksel.